TV100 Haber Merkezi olarak sokağın gündemini tutmaya devam ediyoruz. Nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bu kez konumuz EYT konusu. Emekliliği gelenler veya emekliliğe hak kazandığını düşünenler İstanbul'da genellikle buraya gelirler. Burası Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul Bölge Müdürlüğü. Bir de emekliliğe hak kazandığını düşünen fakat buradan değil Cumhurbaşkanlığından haber bekleyenler var. Biz bunlara emeklilikte yaşa takılanlar diyoruz. Kısaca EYT. Peki kamuoyunda bu kadar çok tartışılan EYT konusunda vatandaş ne düşünüyor, neyi merak ediyor? Bize verilmiş bir haktı bu 99 öncesinde. Hakkımız geri alındı. Haklarımız neyse onu almak istiyoruz. Yani sonuçta hak etmişiz. Emeklilikte yaşa takılanlardan mısınız? Evet, evet. Ben 92 girişliyim. Hala sigorta ediyorum. 30 yıl oldu. Emeklilik bekliyorum. Evet, 8 senedir. 47 yaşımı bitirdim. 7700 iş günüm var. Yılımı doldurdum, prim gün sayımı doldurdum, her şeyimi doldurdum. Halen daha bekliyorum. Ben bankacılık yaptım 20 yıldan fazla. Üst sınırın da çok üstünde primlerim ödendi. Prim gün sayım doldu, yaşımı bekliyorum. 94 sigortalıyım. Süre olarak tamamladım ama gün eksiğim var. Bekleyeli 4-5 sene oldu. Hala bekliyorum. Ama bizim gibi bekleyen çok mu? Yani normalde çok bekleyeceğim kanun çıkması ama çıkarsa emekli olacağım. Benim abim 89 sigorta girişli. Halen emekli olamadı mesela. Yani o da EYT'yi bekliyor. Yani 50 yaşına gelmiş. Halen daha emekli olamamış. 89 sigorta girişli. Giriş olarak 97 girişim ama kanun çıktığı anda çıkarsa emekli olacağım. Yani bir umutlanır gibi oluyoruz. Sonra çıkan haberlerle tekrar umutlarımız kırılıyor. Normalde 2025'te emekli olmam lazım. Bekleyeceğiz herkes gibi. Yani herkes büyük bir özlemle bekliyor bunu yani. Çünkü emeklilik yani 50 yaşına gelmiş insanlar var, 55 yaşına gelmiş insanlar var. Emekli olamamışlar. Halen daha çalışıyorlar. Emekçiler var. Yani bir an evvel çıkması lazım bu yasanın. Ya aslında insanların erken yaşta emekli olmasına çok taraftar değilim. Ama yasa ben işe girdiğimde öyleydi, değişti. O yüzden hani mağdurum. O şey değil, hoşuma giden bir şey değil. Yasa bir tane olur ve o uygulanır. Makul bir yaşta insanlar emekli olur. 58 yaşına kadar çalışıp emekli olabileceğimi bu ülke şartlarında hayal edemiyorum. 2005. Bunun için benden 25 yıl iş hizmeti bekliyorlar. Ama bu yaşta kadar ben 25 yıl döldürene kadar bel fıtığım var, ayaktan düşerim. Her gün doktorlardayım. Yaş şartını kaldıracaklar ortada. Primi tamamsa, primi ödemişse zamanında 25 yılını doldurmuşsa emekli olacak. Beklentim bu. Makul olsun. İnsanlar zamanında emekli olur. 40 yaşında da emekli olmasınlar. Ama 58 yaşta olmasın. Ya haklar geri alınmasın ya da kesin bir kural gelsin. Herkes o tarihte emekli olsun. Hiçbir şart koşmadan bizi emekli etmeleri lazım. Biz primlerimizi ödedik. Hala ödüyoruz. Hakkımız yani bizim. Herkes bekliyor yani. Meclise gelmesini bekliyor. Meclise gelecek. Meclisten sonra resmi gazetede yayınlanacak. Onaylanacak. Çıkacak. Yani herkes büyük bir özlemle bekliyor bunu yani. Sonucunda ne olacağını bilmiyoruz aslında. Devletteki dijitalleşme sürecinde elektronik tebligat sistemine hepimizi yakından ilgilendiren Sosyal Güvenlik Kurumu da katıldı ve ilerliyor. Kurum e-tebligat kapsamına aldığı illerin sayısını artırdı. Bu illerdeki SGK mükelleflerinin e-devlet üzerinden kayıt yaptırmaları gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu 25 ili daha e-tebligat kapsamına aldı. Buna göre Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van illerinde e-tebligat uygulaması başlatıldı. Bu illerde e-devlet üzerinden e-tebligat başvurularını yapmış olanlara yönelik bütün tebligatlar belirttikleri elektronik adreslere gönderiliyor. SGK bu illerde gerekli başvuruyu yapmamış mükelleflerin de e-tebligat için başvuru yapmasını bekliyor. Kurum, e-tebligat uygulamasını Eskişehir'de başlamış, daha sonra Nisan ayında Bursa, Gaziantep ve Konya'yı da pilot iller olarak e-tebligat kapsamına almıştı.